Türkiye Yunanistan'a res çekti. Yunan hava sahasının sınırlarını hatırlattı. Yunan medyası, Türkiye'den Rusya'yı kızdıracak hareket. Erdoğan Putin'e meydan okuyor. Türkiye ile Libya'dan Doğu Akdeniz'de birlik devlet kurma planı. Yunan basını ne diyor? İngilizlerden dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan itirafı. Onlara mecburuz. Kara kuvvetlerine ilk insansız helikopter. Alp'in kabul testleri başladı. İran'dan Suudi Arabistan'a 7 yıl aradan sonra en üst düzey ziyaret. Arkadaşlar selamlar. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Atina, 21 Ağustos-21 Eylül tarihleri arasında Meis Adası'nın güneyindeki bölgeyi kapsayan A-2768-23 numaralı notamı yayınladı. Daha açık bir ifadeyle Atina, 21 Ağustos-21 Eylül tarihleri arasında Meis'in güneyindeki bölgeyi Türk donanmasına ait insansız hava araçlarının uçuşlarına kapatan A-2768-23 numaralı notamı yayınladı. Atina doğal olarak Türk uçaklarının onlara göre 10 deniz mili olan Yunan hava sahasına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Hemen ardından Türkiye, Yunan-Türk ilişkilerindeki yükselen ivmeye rağmen politikasını en ufak bir şekilde değiştirmediğini teyit ederek uçaklarının uçuş planı sunmadan uçacağını ve her şeyden önce bölgedeki Yunan adalarından 6 deniz mili mesafeye kadar uçacağını ve böylece 10 deniz mili menziline itiraz edeceğini vurgulayan A-5896-23 sayılı notamı yayınladı. Hava sahası konusunda Yunan Dışişleri Bakanlığı web sitesinde şu ifadelere yer veriliyor. Yunanistan'ın hava üzerindeki egemenliği kıyılarından itibaren 10 deniz mili içerisinde uygulanmaktadır. Egemen bir devlet olarak Yunanistan, havacılık ve polisiye konularla ilgili olarak 1931'de tanımlanan kara sularının 10 deniz mili sınırına kadar havada egemenlik kullanmayı seçerken, denizde 6 deniz miline kadar egemenlik kullanmayı seçmiştir. Yunan basını konuya ilişkin haberinde Abdülhamit Han, Meis'in güneybatısında Güney Kıbrıs'ın yasa dışı olarak nitelendirdiği bir Navtex altında yer almasıyla birlikte Ankara, Yunan egemenliğine yeniden meydan okumak için harekete geçti. Atina'nın notamına karşı notam yayınlandı. Türkiye'nin bu davranışı Yunan egemenliğinin açık bir ihlalini teşkil etmektedir ve sıcak bir olaya neden olabilir ifadesini kullandı. Yunan basınında çıkan haberlere göre İstanbul'da Çerkezya'nın Rusya'dan ayrılması konulu konferans düzenlendi. Newsbreak, Erdoğan'ın doğrudan Putin'e meydan okuyor başlığını atarken, Olimpia gazetesi Türkiye'den Rusya'yı kızdıracak hareket ifadesini kullandı. Habere göre 1. Uluslararası Bağımsız Çerkezya Konferansı başlıklı programa çok sayıda politikacı, uzman, akademisyen, gazeteci ve aktivist katıldı. Konferans kapsamında konuşan Birleşik Çerkezya Konseyi Genel Başkanı Kenan Kaplan şu ifadeleri kullandı. Konseyin nihai amacı bağımsız Çerkezya Cumhuriyeti'ni kurmaktır. Türkiye'de Birleşik Çerkezya Konseyi tarafından düzenlenen bu konferans önemli bir milattır. Türkiye'nin konferansa izin verme kararı Rusya'nın gücünü baltalama ve Kafkasya ve Orta Asya'daki nüfuzunu genişletme arzusu da dahil olmak üzere daha geniş stratejik kaygılardan kaynaklanıyor. Bazı konuşmacılar Rusya yönetimi pahasına bağımsız bir Çerkezya'yı savunan konuşmalar yapmak için yurt dışından da konferansa katıldı. Bu konferans, Türkiye ve Rusya arasındaki ikiyüzlü sakin ilişkilerde öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek bir meydan okumadır. Rusya'nın güney sınırında cephe açmak istememesi ve Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda sözde tarafsızlığından milyarlar toplaması nedeniyle elbette karşılıklı çıkara dayalı bir sükunet. Ocak 2023'te kurulan konsey, başta Türkiye'de bulunan Çerkez diasporası ve diğer çeşitli ülkelerden olmak üzere çok sayıda grup ve aktivisti içeren bir çatı kuruluş olarak hizmet vermektedir. Konferansta Çerkez ulusunun bağımsızlığı neden önemlidir? Uluslararası hukukta kendi kaderini tayin hakkı, Çerkez diasporasındaki ve ana vatandaki durum, tarihi Çerkezya vatanı, Çerkez soykırımının ulusal parlamentolar tarafından tanınması için yapılabilecek çalışmalar, Batı ülkeleri Çerkezya'nın bağımsızlığı fikrine nasıl yaklaşıyor, bağımsız Çerkezya'nın Karadeniz'in ve Doğu Avrupa'nın güvenliğindeki muhtemel rolü, bağımsız Çerkezya'nın enerji arz güvenliğindeki olası rolü konuları ele alındı. İfadelerine yer verildi. İşin ilginç yanı bu konferansı öğrendiğimiz kaynak Yunan medyası. Türk-Rus ilişkileri hedef alınmış olsa bile İstanbul Valiliği'nin izniyle yapıldığına göre Türk Devleti'nin de bu konuda bir stratejisi var demektir. Türkiye ve Libya attıkları ortak adımlarla Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Türkiye Merkezi Rusya Araştırmaları Enstitüsü yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken iddialarda bulundu. Libyalı diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Libya, Türkiye ile birlik devleti modeli kurarak, başta ordu olmak üzere ekonomik ve kültürel bütünlük oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca Libya, ülkede çıkan doğal gaz ve petrolün Türkiye üzerinden pazarlanmasını ve bu amaçla bir stratejik oluşturulmasını istiyor. Enerji ve askeri işbirliklerinin yanı sıra eğitim konusunda da hedefleri olan Türkçenin ikinci dil olarak okullarda okutulması amacıyla Türkiye'den Türkçe öğretmenleri talep etmeyi düşünüyor.
Türkiye, Libya'nın Trablus şehrinin doğusundaki Al-Humus Limanı'nı 99 yılında kiraladığı da iddia edildi. Limanın askeri amaçları için kullanılacağı ifade edilirken, ticaret gemilerinin güvenliğinin de Türkiye'nin sorumluluğunda olacağı belirtildi. Türk Deniz Kuvvetleri bölgede askeri bir üs kurarak Akdeniz'de başta terör olmak üzere göç, kaçakçılık, güvenlik ve benzeri gibi konularla etkin olarak mücadele edecek. Türkiye'nin Sirte Limanı'nı da kiralayacağı ve bölgedeki terör güçlerini temizleyebileceği de ileri sürüldü. Rus medyasında konuyla ilgili çıkan haberde Türk yetkililer ve Libya, Akdeniz'deki bir limanın 99 yılına uzun vadeli bir kira sözleşmesiyle Türkiye'ye devredilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu karar bölgedeki güç dengelerini değiştirebilir ve Türkiye'nin Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendirebilir denildi. Haberde kaynaklarımız liman, askeri destek için Türk donanması ve ordusuna teslim edilecek. Ankara, Akdeniz'in bu bölgesinde seyri sefer güvenliğini garanti altına almayı ve bölgedeki çıkarlarını güvence altına almak için burada stratejik bir kale kurmayı amaçladığını söylüyor. Türkiye, askeri kargo taşımacılığı ve savaş gemilerinin üstlenmesi de dahil olmak üzere limanı kendi amaçları için kullanma hakkını elde etti, diyor. Türkiye'nin son aylarda Libya'daki varlığını gözle görülür bir şekilde artırarak bölgede tam kontrol sağlamaya çalıştığı unutulmamalıdır, ifadesi kullanıldı. Yunan medyasının Türkiye'nin büyük planı başlığıyla duyurduğu haberde ise Türkiye, Libya üzerinden Yunanistan'a karşı yeni bir daimi saldırı ekseni yaratmaya çalışıyor. Libya ise Türkiye ile ekonomik ve kültürel bir ittifak kurmayı, özellikle de askeri açıdan tek bir devlet modeli inşa etmeyi hedefliyor. Türklerin amaçlarından biri, bize karşı sürpriz bir saldırının başarılmasını kolaylaştırılacağını düşünerek, kuvvetlerimizi Trakya, Ege, Kuzey Akdeniz, Girit, İonya'ya, Arnavutluğun Vlora yönünden yaymak için ülkemize karşı olası saldırı eksenlerini önemli ölçüde uzatmak ve artırmaktır, ifadesine yer verildi. İngiliz basınında Türkiye ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ilgili çarpıcı bir haber kaleme alındı. İki hafta sonra Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının bu yılın ikinci Gimlik toplantısını yapmak üzere İspanya'nın Toledo kentinde bir araya geleceklerini yazan Middle East Eye, Avrupa Birliği neden Hakan Fidan'ı Gimlik toplantısına çağırmalı başlıklı bir haber yayınladı. Haberde Ankara'nın artan önemine dikkat çekilirken kilit bir ortak ifadeleri kullanıldı. AB dönem başkanlığını yürüten üye devlet tarafından organize edilen Gimlik toplantılarında AB'nin stratejik dış politika öncelikleri üzerine açık tartışmaların yapıldığı bir ortam olduğu belirtildi. Konuyla ilgili olarak zaman zaman üye olmayan ülkelerin de Dışişleri Bakanlarının davet edildiği bu toplantılara ilk kez 2019'da Türk Dışişleri Bakanı'nın davet edildiği hatırlatıldı. Türkiye'nin Karadeniz'i Tahıl Anlaşması'yla benzersiz ve kritik bir rol oynadığını yazan gazete, AB ülkelerinin Türkiye ile ilişkileri nasıl olursa olsun, Türkiye'nin arabuluculuk konusunda benzersiz yeteneğiyle AB için önemli bir stratejik ortak olduğu belirtildi. Ankara'nın önemli bir jeopolitik oyuncu olarak rolünün giderek arttığı vurgulandı. Dışişleri Bakanı Fidan'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Middle East Eye, Fidan'ın proaktif olarak Türkiye'nin dünyadaki yerini pekiştireceğini belirtti. Fidan'ın 14. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında Türkiye yüzyılının dış politika önceliklerini 4 maddede sıraladığı yazıldı. 1. Bölgesel barış ve güvenliğinin sağlanması. 2. Ankara'nın diplomatik ilişkileri için yapısal bir temel oluşturmak. 3. Refah durumunu ilerletmek. 4. Ankara'nın küresel hedeflerini ilerletmek. Fidan'ın AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılması gerektiğini açık açık belirtirken, Ankara'nın AB geleceğine ilişkin tartışmaların dışında tutulmasının stratejik körlük olacağını söylediği hatırlatıldı. AB'nin Türkiye olmadan küresel bir aktör olamayacağını belirttiği de eklendi. Bu sözlerin abartılı olduğunun iddia edilebileceği söylense de, haberde Türkiye'nin halihazırda çok önemli bir rol oynadığı itiraf edildi. AB ve Türkiye'nin birbiriyle çalışmaya devam etmeye eskisinden daha mecbur olduğu ifade edildi. Yazının sonunda ise AB'ye şu çağrı yapıldı: davetiye göndermek için hala geç değil denildi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine insansız helikopter alıyor. Titra Teknoloji tarafından geliştirilen Alpin sisteminin tedariki için süreç başladı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan projede 2 kişilik kit helikopterden geliştirilen sistem kara kuvvetleri tarafından yük taşımada kullanılacak. Yakında kabul testi başlayacak hava aracı için özel bir arma tasarlandı. İnsansız helikopter Alpin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uygun görmesi durumunda envantere alınacak. Tolga Özbey'in özel haberine göre toplam 200 kilogram ağırlığında yük taşıyabilen helikopterden kaç adet tedarik edileceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Titra Teknoloji, mevcut bir insanlı sistemi insansız hale getirerek ilk tanıtımı 2020 yılındaki İDES Savunma Fuarı'nda gerçekleştirmişti. Alpin için kısa sürede yüksek ilgi yakalayan Titra, sonrasında platformu Expo 2022 ve Endonezya'da yapılan Indo Defense Fuarı'nda sergilenmişti.
Helikopter 2021 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanarak yangın takip ve koordinasyonda kullanılmıştı. Ancak Alpin talihsiz bir kaza geçirmişti. Tarihler 11 Ağustos 2021'i gösterirken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yıl hizmete aldığı insansız helikopter Çanakkale Merkez ilçeye bağlı Civler Köyü ile Ovacık Köyü arasındaki ormanlık alana düşmüştü. 200 kilogram yük taşıyabiliyor. Tek tuşta dikey kalkış veya iniş yapabilen Alpin altında özel kancayla 200 kilogramlık yük taşıyabiliyor. Bu yetenek özellikle terörle mücadelede ulaşılamayan noktalara hızlı yük taşıma amaçlı kullanım imkanı sunacak. Alpin, hava koşullarından bağımsız olarak gece veya gündüz uçabiliyor. Ayrıca deniz üzerinde görev de yapabilecek. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Tahran-Riyad arasında 7 yıl sonra ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından ilk kez Suudi Arabistan'a gitti. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahian beraberindeki üst düzey heyetle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere Tahran'dan ayrıldı. Tahran-Riyad arasında 7 yıl sonra ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahian'ın bir günlük ziyareti kapsamında mevkidaşı Faysal bin Ferhan başta olmak üzere üst düzey Suudi yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Abdullahian'ın ziyaretinde İran ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Ziyaretle eş zamanlı olarak İran'ın Riyad Büyükelçisi olarak atanan Ali Rıza Enayeti de Suudi Arabistan'daki görevine resmen başlayacak. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.